Merhaba, benim ismim Selman Faruk Yılmaz. Sakarya Üniversitesi 1. sınıf okuyorum, 18 yaşındayım. Sorum ise anlatmak istediğiniz asıl mesaj, nasıl diyeyim, hani ne için çabalıyorsunuz, neyin uğruna çabalıyorsunuz, bunu öğrenmek istiyorum. Nereden doğru bilgi ulaşılır? Aferin benim canım, bayağı nezaketli, çok efendi delikanlı. Selman, şimdi biz dünyaya geldiğimizde ne olduğumuzu anlamaya çalışırız. Yani bu görüntü ne? Bu görüntüyü kim bize gösteriyor? Bu ses ne? Bu sesi kim bize duyuruyor? Bu dokunma hissi nedir? Bu kokuyu kim alıyor? Bu duyguları alan varlık kim? Bu uçsuz bucaksız uzayda biz neden varız? Ve bunu düşündüğümüzde bir tane kanaat oluşuyor hemen. Tek. Bir yaratıcı. O zaman yaratıcının bizden ne istediğine, değil mi, yönelik bir merakımız olur yani. Ne istiyor olabilir? Bu kadar emek, bu kadar güzellik, bu kadar itina, bu kadar muazzam mühendislik. Yani ince mühendislik de var, genel mühendislik de var. Yani muazzam bir, yani o işte mikro makro falan diyorlar ya, o tarz. Hepsi tamam. O zaman baktığımızda ya imtihan, şimdi imtihan olup ne oluruz yani, imtihan olan bir insan? İyi olduğu anlaşılır, tamam, evet, iyi. Sonra gider cennette oturur nimetlerine. Şimdi bu Kur'an'ı dikkatlice incelediğimizde, Allah'ın mesajını dikkatlice incelediğimizde tek bir noktanın anlatıldığını görüyoruz. Bütün hepsinin amacını analiz ettiğimizde sevginin dışında hiçbir amaç olmadığını görüyoruz. Hepsi, yani imtihan, dünya, cennet, cehennem, iyilikler, iyi olmak, kötü olmak, deccaller, firavunlar, bunların hepsinin gayesinin, yani bunların yaratılmasının gayesinin saf sevgi olduğunu görüyoruz. O zaman biz de dünyada ne istiyoruz? Bütün insanların Allah'ı sevmesini, Allah'ın da bütün insanları sevmesini. Amacımız bu. Yani rıza tabiridir ona. Allah'ın rızasını kazanmak. Rıza'dan kasıt sevgidir. Allah'ın rızasını kazanmak demek, Allah'ın sevgisini kazanmak demektir. Saf ve gerçek sevgi. Çünkü bak, Allah ahirette sorduğu bir soru var. Diyor ki, siz benden razı oldunuz mu? Ben de sizden razı oldum diyor. Yani siz beni sevdiniz mi? Ben de sizi sevdim diyor Allah. Başka bir şey demiyor. O kadar. Yani amacını bu kadarını açıklıyor Allah. Müminlerin de zaten bak, dünyadaki tek amacı Allah'ın rızasıdır. Niye yaşıyorsun? Allah rızası için. Niye şunu yapıyorsun? Allah rızası için. Niye evleniyorsun? Allah rızası. Niye okula gidiyorsun? Allah rızası. Niye askere gidiyorsun? Allah rızası. Hepsinde Allah rızası olduğuna göre konu çok açık. Bir tane hedef var, Allah'ın sevgisi. Rıza ile sevgi aynı kelimedir. Yani Allah'ın rızası için mesela diyor ya, dilenci de mesela diyor ki, Allah rızası için bana para verir misiniz diyor. Allah sevgisi için bana para verir misiniz diyor. Allah'ın sevgisini kazanmak istiyorsanız bunu yapın diyor. Yani Allah sizi sevsin, siz de Allah'ı sevin. Bunun için istiyorum diyor. Dolayısıyla amacımız Allah'ın rızası. Yani Allah'ın sevgisi. Benim yakışıklım güzel bir soru sormuş. Benim cevabım da bu şekilde.